yardım edeyim. Ver bakayım şunu. Hadi ver, yardım etmek istiyorum. Bak istersen anlaşalım. Ben senin odunları taşıyayım. Sen de bana köyün yolunu göster. Ne dersin? Al bakayım şunu. Adın ne senin? Yusuf. Ne güzel ismin varmış. Benim adım da Zahit. Köyünüze imam olarak gönderildim. Niye konuşmuyorsun Yusuf? Özür dilerim. Doğuştan mı? Hep kuru odunları toplamışsın ha? Toplarsın böyle. Anladım. Bunları satıp para kazanıyorsun. Evine geldik mi? Nerede evin? Köye geldi, görüşelim, tamam mı? Hayatında hiç böyle bir kadın eli gördün? Ben seninim. Her şeyim senin olabilir. Her şeyim. Yeter, çekil önümden. Hadi ama itiraf et. Aklın başından gitti değil mi? Hadi gel. Sana yıllardır aradığın cenneti sunmaya geldim. Sen kimsin? Beni nasıl tanımazsın? Seninle ezelden beri tanışıyoruz. Hadi. Çok düşünme. Allah'ım sen benim aklıma mukayyet ol. Duygularımın esiri olmak üzereyim. Ne olur yardım et. Thank you.
Allah Allah. Çekilmeyin, devam edin çocuklar. Oley! Hadi. Ben size dedim ama dinlemiyorsunuz ki beni. Her şeyin hayırlısı canım. Ah. Ne oldu? Ah. Hocam ne oldu? Ne oldu hocam, ne oldu? İçime birden bir sıkıntı oturdu. Ah. Bu çocukta bir uğursuzluk olmalı. Haşim'in ne oldu değil mi bu? Aha. Babasının uğursuzluğu üzerinde. Babalı oğlu dilek ağacına uğradıkları yok ki. Hocam hocam, Ali ile Hasan top oynuyor. Ne? Ali ile Hasan top oynuyor. Ay uğursuzlar vay. Hadi. Bak şunlara. Yanlarında kazık kadar da bir adam var. Utanmadan çocuklarla oynuyor. Şimdi gösteririm ben onlara. Dur hocam, öfkene hakim ol. Görmüyor musun hocam? Adam yabancı. Bir hoş geldin diyelim. Geleneğimiz, göreneğimiz. Başlatmayın geleneğinizden, göreneğinizden. Dine karşı olan konularda gelenek görenek de neymiş? Ali, Hasan, çabuk buraya. Ulan size kaç defa söyleyeceğim top oynamayın diye. Bir daha oynamayız. Kaç defa söyledim size? Kafirler Zekeriya Aleyhisselam'ın kafasını kesip sonra top gibi oynamışlar. İşte oradan icat olmuş bu lanet olası oyun. Ama beni dinleyenler de. Şimdi hadi gidin bakayım şimdi eve. Hadi çabuk. Bu yaptığınız çok ayıp. Size hiç yakışmadı. Sen de kimsin be? Hele şuna bakın. Hem suçlu hem güçlü. Bir de hesap soruyor. Sana ne be? Bak misafirsin. Yoksa... Hesap sormuyorum. Sadece yaptığınızın çok ayıp olduğunu söyledim o kadar. Asıl ayıp senin yaptığın. Sen ne yaptığını biliyor musun? Nasıl bir cinayet işlediğini. Biliyorum efendim. Ben sadece top oynadım. İmam olarak gönderildiğim köyün çocuklarıyla hoşça bir vakit geçirdim. Ne var bunda? Ne? Bir de imam ha? Evet. Bu köyün imamıyım. Şunu da söyleyeyim. Top oynamanın Zekeriya peygamberin kellesiyle uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur. Bütün bu söyledikleriniz sadece hurafedir. Hurafe. Tövbe estağfurullah. Şuna bakın şuna. Hem imamım diyor hem de çocuklarla top oynuyor. Zekeriya Efendimiz'in kellesini tepikliyor. Hem de utanmadan hurafe diyor. Ben size demez miydim kıyamet yakın diye? Hah, işte buyurun. Alın tepe tepe kullanın. İşte size kıyamet. Siz buyurun kıyametinizi ağırlayın. Ben bu zındığın yanında daha bir dakika bile durmam. Çekil. Sen sahiden imam mısın be abi? İmamım ya. Hem de top oynayan bir imam. Buyurun hocam. Bismillah. Camimiz burası. Küçük ama güzel bir camidir. Buraya gelen ilk mektepli hoca sizsiniz. Neredeyse 20 yıldır Şemsi Hoca imamlık ediyordu. Şimdi siz geldiniz. Sayenizde çocuklarımız Kur'an öğrenecek. Bilgilenecek. Allah Diyanet'ten razı olsun. Bu ne böyle?
Şemsi Hoca koydu. Zekeriya Aleyhisselam'ın saklandığı açmış. Biz ona dilek ağacı deriz. Mübarek açmış yani. Bu camide putun ne işi var? Bunu dışarı bırakalım. Hoş geldiniz hocam, hoş geldiniz. Şemsi Hoca gibi değilsiniz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Ne güzel ses bu. Bu köyde ilk defa böyle güzel bir ezan okundu. Kim bu imam? Ne zaman gelmiş? Şemsi Hoca'ya ne oldu? Ne güzel sesi varmış. Çok yürekten okuyor. Sus be! Büyücü Deccal sizi de büyüledi. Kıyamet gününde zaten Deccal'e önce Müslümanlar inanacaklarmış. Ah! Doğru hocam. Ah. Asıl suç büyüklerimizde topçudan imam mı alırmış? Taş yağacak başımıza, taş! Yakında bu köyde zelzele olmazsa işte buraya yazıyorum. Ben de diyordum, bugün mübarek ağaç hafifçe sallandı, rengi soluverdi. Demek ki bu toy imam yüzündenmiş. Hadi girelim. Duaları biliyordur inşallah. Safları sıklaştıralım. Çocuklarınızı aranıza alın. Gelin böyle öne. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Biz de uyalım cemaate. Semiallahü limen hamide. Namaz kılmam. Allahu Ekber. Namaz değil. Siz de kılmam. Allahu Ekber. Ayrı cemaat yapmasını da biliriz. Allahu Ekber. Ağaç nerede? Mübarek ağacı almış bu imam. Semiallahü limen hamide. Nasıl? Allahu Ekber. Artık bu caminin imamı Allahu Ekber. İstediğini yapar. Göreceksiniz. Çağır. Allahu Ekber. Hadi. Gelsene. Sattın mı odunları? Kitap okumayı sever misin? İstediğin kitabı okuyabilirsin. Hocam sizi bekliyorlar. Geliyorum. Yok, kal burada. Kitaplara bakarsın. Hiç çekinme. Ben birazdan gelirim. Yusuf'la tanışmışsın hocam. Köye girişte. Niye konuşamıyor? Bilemiyoruz hocam. Anası ölünce çocuğa bir haller oldu. Duyuyor, anlıyor ama konuşamıyor. Ninesiyle kalıyor. Oduncu Yusuf deriz biz ona. İşi gücü dağlardan kuru odun toplamaktır. Toplar, toplar, pazarda satar, birkaç kuruş kazanır. Okumayı seviyor. Zehir gibi kafası vardır hocam. Bir kere okuduğunu aklından hiç çıkarmaz. Rahmetli babası okutmayı çok isterdi. Nereye gidiyoruz? Sohbete hocam. Köylü sizi tanımak istiyorum. Buyur hocam. Thank you.
Bu benim ilk imamlığım. Tayinim bu köye çıktığı için çok memnunum. Sağ olasın. Köyünüzü çok sevdim. Hoca, hele söyle bakalım. Şeytan Adem'le Havva'yı cennetten nasıl çıkarmış? Senin kitaplarda yazıyor mu bu? Okulda öğrettiler mi? Şeytan insanoğlunun imtihanıdır. Allah insanı dünyaya imtihan etmek için gönderdi. Şeytanı da imtihanı yaptı. Bilmiyorsun hoca, bilmiyorsun. Bakın, anlatayım da dinleyin. Zamanın birinde cennetin iki kapısı varmış. Bir kapısında leylek nöbet tutuyormuş. Bir kapısında da yılan. Derken bir gün şeytan cennete girip Adem'le Havva'yı yoldan çıkarmak istemiş. Evvela leyleğin yanına varmış. Sen ne güzel şeysin leylek. Senin gibi biri bulunmaz dünyada. Güzelliğin karşısında büyülendi gözlerim. Ama leylek sezmiş onun şeytan olduğunu. Başını havaya kaldırıp hayır demiş. Şeytan da kaçmış gitmiş. Sonra şeytan yılanın karşısına çıkmış. Yılan o zamanlar güzeller güzeli bir hayvanmış. Kolu kanadı varmış. Şeytan ona demiş ki, Yılan kardeş sen ne güzel şeysin. Dünyanın en güzel hayvanı sensin. Seni görünce gözlerim kamaştı. Tabii yılan çok hoşlanmış bu iltifattan. Etrafına bakınmış. Demiş ki, kimseye görünmeden geçiver şuradan. Böylelikle şeytan cennete girmiş. Adem ve Havva'yı yoldan çıkarmış. Bu sebepten Allah yılana lanet okumuş. Elleri ayakları yok olmuş. Yerlerde sürünmüş. Hep de sesleri çıkarırmış. Onu bir seferde öldüren ellerini ayaklarını görür. Cennete girer. Öyle derdi rahmetli hocam Feridun. Hocam, bebeğim ölüyor. Bir çare. Endişe etme Osman. Hadi götürelim. Nereye götürüyorsunuz onu? Sen anlamazsın. Yürü. Hadi. Ne oluyor? Ağaca götürüyorlar. Ağaca mı? Nasıl yani? Şemsi Hoca ağacın çocuğu iyileştireceğini sanıyor. Bu çocuk hasta. Doktora niye götürmüyorsunuz? Onun işi doktorluk değil. Mübarek ağaç şifa olacak inşallah. Ne mübarek ağacı ya? Delirdiniz mi siz? Çekil. Yürüyün. Şimdi burada kalsın bu çocuk. Sabaha kadar tek başına kalsın. İnşallah ağacın şifası ona verecek. Sabahleyin iyileşecek. Oturun. Bismillahirrahmanirrahim. Şifanı esirgeme bu yavrucak. Siz ne yapıyorsunuz ya? Bu kuru ağaç ne işe yarar? Bu ağaç mı iyileştirecek bu bebeği?
Allah aşkına ne yaptığınızın farkında mısınız? Bu bebeğin hemen doktora gitmesi lazım. Bırak çocuğu. Şemsi hocamın dediğini duydun. Bebeğimi bırak. Evet, bu kuru ağacın iyileştireceğine gerçekten inanıyor musunuz? O kuru ağaç dediğin Zekeriya Aleyhisselam'ın ağacıdır. Zekeriya Aleyhisselam'ın mı? Evet. Rahmetli Feridun hocam söylerdi. Zekeriya Aleyhisselam buraya kadar gelmiş. Kafirlerden kaçmış. Bu ağacın içine sığınmış. Bu sebepten mübarek bir ağaçtır o. Dertlere deva, hastalara şifadır. Şifa sadece Allah'tandır. Bu kuru ağaçtan değil. Tövbe estağfurullah. Hoca, sen bu işlere karışma. Senin aklın ermez. Sen daha taysın. Hadi. Biraz daha bekleyelim. Boşuna beklemeyelim hocam. Kimse gelmez. Niye gelmesin ki? Dün tıklım tıklım doluydu. Sizin arkanızda namaz kılmak istemiyorum. Kolay gelsin teyze. Sağ ol evladım. Ben köyünüzün yeni imamıyım. Yusuf'a kitap getirdim. Hoş geldin. Hoş geldin evladım. Gel buyur. Sağ ol teyze. İçeri buyur. Sağ. Gel. Hazreti Muhammed'e peygamberlik gelmeden önce Kabe'nin içinde ve çevresinde toplam 360 put vardı. Bunların yanı sıra Mekke'de her evde evin merkezini oluşturan bir put bulunurdu. Yolculuğa çıkarken ve dönüşte yapılan ilk iş putu okşamak ve ondan yardım dilemek olurdu. Nasıl? Sevdin mi kitabı? Hı hı. Sana bunun gibi birçok kitap getirdim. Bunların hepsini oku. Bitirince yine getireceğim. Bu köyün okuyan, düşünmesini bilen, şuurlu insanlara ihtiyacı var. İnşallah onlardan biri sen olacaksın. Bu köyü hurafelerden, cehaletten ve şeytanın oyunlarından kurtaracağız, tamam mı? Aferin sana. Buyur evladım. Sağ ol nineciğim. Afiyet olsun. Evladım, yetimime ne biliyorsan öğret. Şemsi Hoca gibiler olmasın gayrı. Yavrumun anası çok hasta olmuştu. Doktora götürelim dedik. Olmaz dedi Şemsi Hoca. Dilek ağacına götürün dedi. Götürdük dilek ağacına. Kızım için kurbanlar kestik. Bezler bağladık. Bir gece sabaha kadar başında bekledik. Toprağından sürdük her tarafını. Ama cari olmadı. Öldü. Yusuf'um da öksüz kaldı. Anasının ölümünden beri hiç konuşmuyor, hiç. Hocam, Şemsi Hoca'nın dedikleri doğru mu? Hakikaten mübarek mi o ağaç? Hakikaten peygamber mi saklı içinde? Aklım iyice karıştı evladım. Ne olur bize bir yol göster, akıl fikir ver. Okumayı çok seviyorsun herhalde. Bu
oldu Yusuf? Burnunu niye tutuyorsun? Bir şey mi kokuyor? Sakin ol Yusuf. Neden korktun? Ne oldu? Al bunu. Peki hocam. Koynundan tamam. Hiç çıkarmasın. Allah razı olsun hocam. O çocuk imam ama biliyor mu muska yapmasını? Bilmiyor. Ne okuyup üflemesini ne de muskayı. Gördünüz bak. Mübarek dilek ağacına bile neler söyledi. Onu bu köyde imam olarak tutacak mısınız? Onu bu köye şeytan gönderdi. Bizim aklımızı çelmesi için. Bu yeniler zındık zındık. Öyle deme hocam. Eski birçok hoca da bu imam gibi düşünüyor. Yuvalı köy imamı Ali Hoca. Kayaköylü Murtaza Hoca mesela. Canım sen onları ne karıştırıyorsun? Onlar hiç olmazsa kitapta yerini gösterirlerdi. Bu yeni yetmelerin ise toptan başka bildikleri bir şey yok ki. Hocam. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne var? Hocam sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Konuş bakalım. Geçen gün gördüğüm manzara. O kuru ağaç. Bir kere o kuru ağaç değil. Zekeriya Aleyhisselam'ın ağacı. Sözünü tartarak konuş benimle. Yoksa dinlemem seni. Bakın hocam. İmam yokken senelerce bu köye imamlık etmişsiniz. Hı. Belki farkındasınız, belki değilsiniz. Köylü Allah'tan değil... Ağaçtan medet bekler hale gelmiş. Siz de bilirsiniz ki bu günahtır, şirktir. Gelin el ele verelim, buna engel olalım. Amma da yaptın hoca. Bunun neresi şirk? Duymamış olayım bu cahilce sözünü. Biz ağaca tapmıyoruz ki şirk olsun. O ağaç bize Zekeriya peygamberin emanetidir. Emanete hıyanet olur mu? Tabii ki onu sevip koruyacağız. Lafı çarpıtma Şemsi hoca. Ne emaneti? Zekeriya peygamber Hazreti İsa'dan önce yaşamıştır. Üstelik buralara yolu düşmemiştir. Diyelim ki doğru diyorsun. O günden bugüne hangi ağaç dayanabilir? Tüh, yazıklar olsun sana. Sen gerçekten zır cahilin biriymişsin. Ben de ilimden bir şey söyleyeceksin diye seni dinliyorum. Senin mucizeden bile haberi yok ya. O ağaç bir mucize değil, binlerce yıl kıyamete kadar aynen Allah tarafından korunacaktır. Senin saçmalıklarını daha fazla dinleyemem. Hadi var git işine. Şemsi hoca dur. Daha sözüm bitmedi. Gel böyle kafadan konuşmayalım. Hakemimiz Kur'an ve hadisler olsun. Oturup bir yerde onlara bakalım. Eğer sen haklıysan inan bana sana tabi olurum. Bir daha ağzımı açmam. Hadi şuradan be. Ne konuşacakmışsın benimle? Kitaptan top oynamanın yerini mi göstereceksin bana? Git Allah'ını seversen. Selamun aleyküm. Allah Allah. Oturabilir miyim? Tabii tabii. Buyurun, buyurun hocam. Hocam. Bu imam hoca falan değil. Kumar oynayanların yanına oturdu. Köylü bunu görmeli. Gelin gelin.
İçeride imamınız kumar oynuyor. Girin de gözlerinizle görün. Hadi. Gelin gelin. Geç. Geç geç geç. Geç. Geç çok çok geç. Geç kendin gör geç. Nasıl? Gördünüz değil mi? Buyurun buyurun. Sohbeti sizde buyurun. Şeytan bu, şeytan. Çekilin, çekil. Buyurun, buyurun, oturun. Oduncu, oduncu, oduncu. Hadi parçalayın. Hadi, hadi parçalayın bunları. Hadi biraz da bana ver. Hadi kaçalım. Hadi hadi kaçalım. İşte bakın, görün hal. Niye konuşamıyor? Mübarek ağacı dua ettiği var mı? Bez bağladığı var mı? Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Çok da güzel ezan okuyor. Büyücü diyorum size. Firavun hocamın dediği çıkıyor. Yürüyün. İllallah. Eşhedü en la. Nereye gidiyorlar? Vakit namazlarını dilek ağacının yanında kılıyorlar. Ne? Şemsi Hoca senin arkanda namaz kılan çarpılır demiş herkese. Ya çocuğu ölür ya bir yakını demiş. Köylü de ne yapsın korkusundan. Ağacın orada mı namaz kılıyorlar? Ama bu putperestlik, şirk. Benim görevim sadece namaz kıldırmak değil. İnançları çamura bulaşmışsa... Benim vazifem yıkamak, temizlemek. Ben bunun için buradayım. Efendim hocam. Bu köyü hurafelerden kurtarmalı. Hurafe kaynağı da o. O kuru ağaç. Aa, Yusuf değil mi bu? Yusuf? Neden ağlıyorsun? Ver biraz da ben taşıyayım. Nasıl taşıyorsun bu kadar yükü? Oduncu ol. Oduncu imam. Aman Yusuf'um, sen ne yaptın? İnsan hocasına yük mü taşıdın? Ben istedim. Hem öyle ağır yük değil canım. Siz söyleyin nereye indireyim? Sana da zahmet oldu ama şuraya bırakıver. Gördüğüm kadarıyla fazla odunuz yok. Daha da kuru odun kalmadı evladım. Yaşlar da kesilmez, günahtır. Pek fazla odun olmasa da bizi idare edecek kadar var işte. Bunları da yarın pazarda satacağız. Yusuf'uma ayakkabı alacağım. Daha da kuru odun olmaz mı? Yarın beraber toplarız. Ben de yardım ederim. Olur mu öyle şey? Olur olur. Hem kuru odun olaraktan sadece dilek ağacı var. Sadece o ağaç. O kuru ağaç.
Vahit, evladım, uyan. Sen kimsin? Odamda ne işin var? Beni kurtar evladım, kurtar. Ben cehaletimin kurbanı oldum. Kurtar beni. Al bunu. O ağacı kes. Benim için kes. Bu köylü için kes. Şemsi Hoca için kes. Beni şeytanın elinden kurtar. Kurtar. Yusufların evi. Yusuf! Kurtarın, kurtarın evi Yusuf'u! Yusuf'u kurtarın, ne olur! Ne olur kurtarın onu! Kurtarın onu! Ne oldu yine? Yusuf'um içeride yanıyor, kurtar onu! Kurtar onu hocam, ne olur kurtar! Yusuf'u! Yusuf'un kurtarını! Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şems Hoca, kim yaptı odunluğu? Ben ne bileyim, bana ne soruyorsun? Bu senin olmadı. İçeride düşünürüz. Hayır, 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 hayır. Hayır. Çek elini yakamdan Şemsi, çek! Seni parçalarım Şemsi, parçalarım seni! Al bunu, o ağacı kes. Benim için kes. Bu köylü için kes. Şemsi Hoca için kes. Yusuf için, Feridun Hoca için, Şemsi Hoca için, köylüler için, dinim için, Allah için o ağacı keseceğim. Allah'ım bunu senin rızan için yapıyorum. Hurafeleri kurutmak benim vazifem. Hem Yusuf'a odun lazım. Odun. Keseceğim. Hurafeyi keseceğim. Hocam, sizin burada ne işiniz var? Seni görmeye geldim evladım. Ne yapıyorsun bakalım? Hocam, bu köyü hurafelerden, cehaletten kurtaracağım. Kuru bir ağaca tapıyorlar. Ona bez bağlıyor, kurban kesiyor. Şifayı Allah'tan değil, ondan umuyorlar. O ağacı keseceğim. Kesince bir şey olmadığını anlayacaklar. Hurafelerden vazgeçecekler. Sizin dediğiniz gibi, dinimize bulaşan hurafelerle mücadele edeceğim. Kim? Ben mi öyle söyledim? Yalan. Oğlum sana ne? Köylü bırak oyalansın öyle şeylerle. Kime zararı var? Ama hocam, siz demez miydiniz? İnanç hurafelerle kurtlanır. Hurafeler imanın en büyük düşmanıdır. Hurafe olan yerde dini istismar edenler çoğalır. Burada hurafe var. Yahu sana ne? Otur oturduğun yerde.
Namazını kıldır, cenazelerini kaldır, al maaşını çekil köşeye. Yok. Karşımdaki siz olamazsınız hocam. Siz olamazsınız. Yerden yere vurdun sen. Zahit, seni bekliyordum. Otursana yanıma. Hatırladın mı beni? İyi bak, komşunun kızını nasıl hatırlamazsın? Sizin evin önünden geçerdim. Beni görmek için bahçeye çıkardım. Sana aşığım. Seni seviyorum. Ne kadar güzel ellerim var Zahit. Allah'ım, aklımı alma başımdan. Aynı zarif ve güzel eller. Kalem gibi parmaklar. Tanıdım seni. Sen olsun. Tuzağıma mutlaka düşeceksin. Kaçamayacaksın. Düşeceksin. Zahit, Hazreti İbrahim'i hatırla. O da putları kırmıştı. Sen de kırmalısın. Dur, dokunamazsın ona. Yoksa seni yok ederim. Seni tanıyorum. Bütün bunların senin başının altından çıktığını biliyorum. İnsanların cehaletini istismar ettiğini, onların imanlarını yanlış yöne sürüklemek için çalıştığını, bu ağacı da putlaştırdığını biliyorum. Ama son vereceğim. Oyununu bozacağım. Hazreti İbrahim nasıl kırmışsa putları, ben de kıracağım. Uyandıracağım halkımı. Buna engel olamayacaksın. Kesemeyeceksin onu. Kararlıyım şeytan. İnsanları aldattığın yeter. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'a attığın iftiraya, yalanlara, kuruntulara son vereceğim. İnsanların zihnine giremeyeceksin artık. Senin işini bitireceğim. Yeter senden çektiğimiz. Yeter artık. Yeter! Şimdi öldüreceğim seni. Bu halka bir daha fitne bulaştıramayacaksın. Ey Ademoğlu, sen beni öldüremezsin. Bilmiyor musun? Bana kıyamete kadar mühlet verildi. Bunu yapmana imkan yok. Gel bu işten vazgeç. Biliyorum, sen bir aylıkla geçiniyorsun. Ama Yusuf'u da çok seviyorsun. Onu odunculuktan kurtarmak istiyorsun. Dahası onu tedavi ettirip bir iş kurmak istiyorsun. Paraya ihtiyacın var, yalan mı? Yalan mı? Doğru. Ama kahrolası maaşın seni bile zor geçindiriyor değil mi? Sana güzel bir teklifim var. Bu ağacı kesmekten vazgeçersen, eğer dediğimi yaparsan, sana her gün bunun gibi altın veririm. Düşünsene, her gün bir altın. Bir ayda 30 altın. Bir yılda 365 altın. Yusuf'u düşün. İhtiyar zavallı ninesini düşün. Onu ahir ömründe mutlu etmek istemez misin? Hı? Hayır. Keseceğim o putu. Keseceğim. Hocam dur. Yusuf? Nine? Evladım, bu ağacı kessen eline ne geçecek? Bu ağacı kessen başka ağacı bulurlar. Gel vazgeç. Altınları kabul et. Onlarla hayır işlersin. Sevaba girersin. Yoksullara dağıtırsın. Ağlayanları da güldürürsün.
Hem ağaç kaçıyor mu? Ağaç burada duruyor. Bugün değil, yarın kesersin. Sözüm söz. Her gün yastığının altına bir altın bırakacağım. Buyur. İlk altın. Al. Hadi alsana. Ne oldu? Teslim olmayacağım sana. Teslim olmayacağım. Gözümü boyuyorsun benim. Zahit, aklını başına topla. Şeytan o. Şeytan. Bu altınla yüzü gülecek insanları düşün. Ağlayan çocukları düşün. Yusuf'u düşün. Sen harcama, onlara ver. İnsanları sevindir. Her gün bir tane vereceğim. Söz. Sen bu köyün imamısın. Bu köylü de yoksun. Çok yoksun. Onlar için yapma fedakarlığı. Ölmezsin ya. Selamun aleyküm hocam. Sen hasta olduğunu zannettim. Ne oldu? Sabah ezanı okunmadı da hocam. Ay Allah. Uyuyup kalmışım. Hey cemaat. Biz de seni hasta zannettik. Şimdi beni dikkatle dinleyin. Ne oluyor dışarıda? Beş vakit bu cami. Şems Hoca köylüyü topladı. Evet. Hepsi cami avlusu. Hiç böyle bir şey oldu mu bu köyde? Söyleyin. Olmadı hocam. Oldu mu? Olmadı. Muhterem cemaat. Allah aşkına söyleyin. Ben hiç böyle bir şey yaptım mı? İmamınız yokken senelerdir hocalık ettim bu köyde. Bütün ezanları okudum. Köyümüzde hiç sabah ezanının okunmadığı gün olmadı. Ben size dedim bu çocuktan imam olmaz diye. Bir de bize hakem kesmeye çalışıyor. Yok hurafeymiş de mübarek ağaca neler demedi. Ne hakaretler etti. Kulağınızla duydunuz. 40 yıllık adetimizi bozmaya çalışıyor. Hocam sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Gerçi öyle oldu ama böyle giderse ezanı kaldırıverelim gitsin. Ne lüzum var ezana canım? Öyle değil mi cemaat? Öyle. Susun be. İmamımız gençtir ama iyi hocadır. Bilgili hocadır. Gençliktir. Uyuyup kalmış olabilir. Bu kadar büyütmenin alemi var mı? Haklılar Hüseyin amca. Haklılar. Ben şeytana uydum. Kulağınızla duydunuz. Şeytana uymuş. Şeytana. Şemsi hocam. Hocam. Ne var, ne oldu? Ahmet yine dellendi. Yine mi dellendi? Yine dellendi. Hadi alalım mübarek dilek ağacına götürelim. Orada dua edin. Ben gidiyorum cemaat. Hocam, siz itiraz ederdiniz. Niye etmediniz?
Bunun çok ihtiyacı var. Aman daha sonra veririm. El altınlar bir çoğalsın da kolay. Onlar da ben de kurtulurum. Tedavi ettiririm onu. İş kurarım ona. Hayalen fena. Allahu ekber. Allahu ekber. Bu hocanın sesi çatlak değil mi ya? Yanlış okuyor ezanı. Öyle öyle. Allah Allah. Ne oldu sesime böyle? Yoksa birden altınların büyüsüne kapıldım. Kendine gel Zahid. Vazgeç şu işten. Yusuf'u düş. İhtiyar nineyi düş. Dünyada düzeltilecek o kadar çok şey var ki. Bir ağacı kesmekle her şey düzelecek mi sanki? Bir ağacı kesmekle her şey düzelecek mi sanki? Tebrik ederim seni Adem. Gözlerinde altın var. Kalbinde altın var. Kıl istediğin kadar namaz. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Aleykümselam. Sağ ol. Şemsi hocam. Şemsi hocam. İmam Dilek Ağacı'nın resmini duvara asmış. Demek mi? Bizim hoca akıllanıyor demek. Oo, bak sen. Bir şey söylemedin hocam. Kimseye zararı yok, boş ver. Bir zamanlar Firudun hocam söylemişti bana. Bir gün gelecek, Deccal çıkacak. Davul çala çala köyümüzden geçecek. Herkes peşine takılacak, göbek atacakmış. Ya. Ya. Aferin hoca, akıllandın, hak yolunu buldun. Tebrik ederim. Dilek ağacından mı geliyorsunuz? Şöyle bir bakmıştım. Şöyle bakmakla olmaz hocam. Diz çöküp yüz sürüp medet dileyim. Oraya her gün Allah'ın nuru iniyor. Ben kaç defa bu gözlerimle gördüm. Öyle değil mi? Öyle, öyle, öyle. 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 Yusuf, beni mi bekliyordun? Kur'an'ı niye bana veriyorsun? Okumamı mı istiyorsun? Hı hı. Bu ayeti okuyayım öyle mi? Hı hı. Nereye gidiyorsun? Beklesene. Altın ve gümüşü biriktirin. Allah yolunda sarf etmeyenler var ya, işte onları acıklı bir azapla müjdele.
Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Sabah ezanları okunmadı da hasta falan mı oldunuz diye geldim. Şu günler üzerimde bir halsizlik vardı. Çok uyuyorum. Sabah uyanayım diye uğraşıyorum, olmuyor. Aman Hüseyin, var mı hocanın üzerine? Gençtir, olur böyle şeyler. Muhterem hocam, cemaat sizi bekliyor. Sohbetinizden istifade etmek istiyorlar. Buyurun gidelim. Tamam tamam, gelirim. Üzerimi bir değiştireyim. Tabii tabii. Ne bakıyorsun öyle Hüseyin? Toydu bu imam. Adam oldu. Var mı öyle yeni bir din? Atamızdan ne görmüşsek odur din. Öyle değil mi ya? Bunlar çocuk daha çocuk. Yakında dilek ağacımıza hürmet gösterecek bu çocuk. Ne yapıp edip bu çocuğu da sonunda kendine benzettin. Feridun Hoca der durursun. O benim de hocam. Onun arkasına sığınmaktan bıkmadın mı hala? Ne demek istiyorsun? Benim tanıdığım Feridun Hoca kitap bulamamaktan şikayet ederdi. Vallahi biz yalan yanlış bir şeyler söylüyoruz işte. Sırf din elden gitmesin diye derdi. Gerçekleri kitaplardan bulup öğrenmek gerekir derdi. Bizden geçti artık. Ama siz mutlaka kitaplardan bulup araştırın. Size öğüdüm bu derdi. İlk defa elimize bir fırsat geçti. Bu çocuk istediğimiz kitaplarla geldi bize. Ben okudum, çok yararlandım. Sen bir tanesinin kapağını açıp baktın mı? Çek Feridun Hoca'nın yakasından elini. Bırak bu çocukla uğraşmayı. Yoksa çok fena yaparım seni. Bütün köye rezil olursun. Çek elini yakamdan Şemsi. Çek! Seni parçalarım Şemsi. Parçalarım seni! Şu dediğin kitaplar hala yanında mı? Öyleyse ne durmuş? Gidip bir bakalım şu kitaplara. Hadi 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 gel. Allahu ekber. Semiallahu limen hamide. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Seni çok seviyordum.
Senden pek umutluydum. Ama yanılmışım. Gayrı senin arkanda namaz kılınmaz. Altınlarını da doğru say bundan sonra. Hepsi geçer. Ne altını böyle? Altın falan mı buldun? Hı? Yok canım. Nereden çıkarıyorsun? Yusuf, senin ne işin var burada? Yoksa altınlarımı biliyor mu? Biliyor, biliyor. Bütün altınlarını alacak. Alma onu eve, kov. Ne işin var burada dedim sana? Kur'an okumaya mı geldin? Şimdi sırası mı? Hem ben yorgunum. Kov şunu. Altınlarını görecek. Kimseyi sokma eve. Daha sonra gel. Ne var orada? Niye burnunu tutuyorsun? Pis mi kokuyorum ha? Pis mi? Altınlarını çalacak. Kov onu. Yusuf çabuk git buradan. Git dedim sana. Altınlarının yerini biliyor. Defol evimden, defol. Seni hırsız seni. Defol. Bana ne oluyor? Ben ne yaptım? Yusuf! Yusuf dur gitme! Yusuf dur! Affet beni, affet! Sen görevini yaptın. Özür diledin. Şişirme şu bacaksızı. Bırak gitsin, bırak! Herkesin nazını çekemezsin ya. Boş ver. Altınlarını düşün. Altınlarını. Evet Zahit Efendi. Şimdi avcumdasın. Görelim bakalım ahvalini. Yusuf, Yusuf'um. Ne oldu sana? Niye ağlıyorsun bakayım? Yusuf, Yusuf'um. Ah öksüzüm, yetimim. Ne oldu sana? Ne oldu yavrum? Okuyorsunuz. Benden günah gitti artık. Vallahi bir daha hiçbir şey anlatmayacağım söyleyeyim. Bak. Öldü. Ne? Şemsi hocam öldü. Nasıl? Direkt ağacı çare olmadı. Sen ama... iyi olacak dedin olmadı hocam. Hasta çocuğumu ağacın etrafında dönderdim.
tozundan içirdim. Altında bir gece beklettim. Öldü hocam, öldü. Osman, çocuğumu kardeşim, istiyorum. Oğlumu istiyorum. Tamam, yavrumu Osman, istiyorum ben. Osman, yavrumu gel, istiyorum. Çocuğumu ol, istiyorum. Gel, gel otur. Otur kardeşim. Yavrumu istiyorum. Sakin ol. Sakin ol Osman. Sakin ol. Ama bu mümkün değil. Dilek ağacı. Dilek ağacı olmaz. Olamaz ki. Dilek ağacı öyle bir şey. Öyle. Dilek ağacı. Dilek ağacı. Olmaz. Olmaz. Neden? Söyle. Söyle. Neden? Onca yıl sana inandık. Sana güvendik. Neden? Söyle. Dedem, babam, ben, bütün köy. Sen dertlerimize devaydın. Hastalarımıza şifaydın. Neden? 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 Ama yalanmış. Aldanmışsın. Aldanmışsın. Şemsi, evladım. Kim sesleniyor? Sen kimsin? Evladım. Hoca. Bir kuru ağaçta kurtuluş arama. Onu kurtar. Kimi? Zahit Hoca'yı. Zahit Hoca. Yusuf'u. Köyümüzün umudunu. Geleceğimizi kurtaracak olan genci. Gerçekse nasıl? Başım sonkuyor. Kalbim duracak. Kıpırdayamıyorum. Biz çok harfler gördük Şemsi evladım.
Bu sebepten dinimizi öğrenemedik. Hocalarımız harplerde şehadet şerbeti içti. Dinimizi öğretecek kimseler kalmadı. Sonra harp bitti. Öğrenmek istedik dinimizi, kitabımızı. Hocalar aradık. Ama hocalar kalmamıştı. Ya da susmak zorunda kalmışlardı. Kur'an eğitimi yasaktı. Bilen hocalar konuşamıyor. Bu sebepten dinimizi hakiki manada öğrenemedik. Kur'an okuyamadık. Hurafelerin kucağına attılar bizi. Yol göstericimiz, akıl verenimiz olmayınca hurafeleri din gibi görmeye başladık. Şeytanın tuzağına düştük. Dinin hakikatinden, Kur'an'dan uzaklaşınca hurafeleri hakikat bildik. Türbelere bez bağlamaktan, mum yakmaktan medet umduk. Kuru ağaçları mübarek bildik. Ona hürmeti de din bildik. Farkında olmadan putperest olduk. Allah'a şirk koştuk. Hata ettik. Keşke o genç ilk geldiği gibi kalsaydı. Ama dayanamadı. Altının büyüsüne kapıldı. Şems-i evladım. Uyuyacağım. O sizin umudunuz. Uyuyacağım. Onun söyledikleri doğru. Onu kurtarın. Başınıza hoca edin. Tamam hocam, tamam. O şeytanın avcunda. Ona sahip çık. Kurtar onu. Kurtar. Hesabını soracağım. Soracağım. Sen benim altınlarımı alırsın ha. Ben de ağacını keseceğim. Keseceğim. Seni iblis. Seni yalancı sahtekar. Seni düzenbaz. Gününü göstereceğim sana. Demek beni aldatırsın ha. Seni yalancı iblis. Seni sahtekar. Hocam dur, nereye gidiyorsun? Öyle dur hocam. Haklıymışsın. Baltayla nereye gidiyor böyle? Ya hocam dursana. Nereye gidiyorsun hoca? Demek benim altınımı vermezsin. Demek beni aldattın. Ben de senin putunu devirmezsem. Seni düzenbaz iblis. Bana oyun edersin ha? Ne oluyor bana? Vay vay vay. Merhaba Adem. Hayrola? Senin putunu keseceğim. Cemaatimi batıl inançlardan, hurafelerden kurtaracağım. Kurtar bakalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne o? Şaşırdın mı?
Boşuna uğraşma. Önceden besmele çekerdin, kaybolurdun. Ürkerdim, korkardım. Şimdi hiç etkilenmiyorum. Peki neden? Çünkü önceden besmeleyi kalbin çekerdi. Kalbinde imanın vardı. Şimdi orada altın var. Benim altın. Besmeleyi dilin söylüyor, kalbin değil. Onun için beni yenemezsin. Tuzağımdan kurtulamazsın. Sen önce kendini kurtar. Avcumdasın. Burası avcumun içinde. Buraya da bunun için geldin, öyle değil mi? Niye böyle olduğuna şaşıyorsun, değil mi? Bak ben sana söyleyeyim. Daha önce de elinde balta ile gelmiştin buraya. Hatırlıyorsun değil mi? O zaman gelmiş, beni savurup yıkmıştın yeri. Şimdi ise ben seni savurup yıktım. Ayağımın altındasın. Güçsüzsün. Acizsin. Ve ben senden üstünüm. Peki niye? Çünkü sen daha evvel gelişinde Allah rızası için gelmiştin. Allah rızası için. Halkı hurafelerden kurtarmak için. Bir yetime odun temin etmek için. Bir putu yıkmak için gelmiştin. O anda o kadar güçlüydün ki, yalnız beni değil, dünyada bulunan bütün şeytanları bile yere sererdin. Ama komiktir. Ademoğlu altına dayanamaz. Sen de dayanamadın. Vazgeçti. Verdiğim altınları tercih ettin. Verdikçe de bana benzedin. Avcumun içine girdin. Bugün mağlup oldun. Ayağımın altındasın. Neden? Çünkü bugün sen buraya Allah için değil, altın için geldin. Onun için mağlup oldun. Ayağa kalk. Kalk ayağa. Şimdi o ağacı öp. Öpersen bunlar senin. Hepsi. Kışın ısınmak için oduna ihtiyacım var hocam. Defol! Defol pis şeytan! Defol dedim sana! Defol! Defol pis şeytan! Allah affet beni. Affet Allah'ım. Ben şeytana uydum. Şeytana uydum. Ben imam olamam. Olamam. Hayır hocam. Sen bizim imamımızsın. Sen yenilmedin. Yendin. Onu sen yetiştirdin. Ona kitabı sen verdin. O da seni kurtardı. Bizi kurtardı. Ben artık imam olamam. Şeytana uydum. Şeytana kim uymuyor ki hocam? Ayrıca sen melek değilsin. İnsansın. Şeytan senin zaafımla oynadı. Benim ve köylülerin zaaflarıyla oynadığı gibi. Senelerce farkında olmadan ama iyi niyetlerle hürmet ettik bu ağaca. Meğer şirke girmişiz. Meğer putlaştırmışız. Ah, şeytan böyle işte. Kendini hissettirmeden giriveriyor içimize. Bizi bizden alıyor. Onunla mücadele etmeliyiz. Sen okumuş adamsın. Bize bunun hakiki yolunu öğret. Bize kulaktan dolma hurafeleri değil, kitabımızı, Kur'an'ımızı öğret. Peygamberimizi öğret.